İstanbul'un üstünden geçen lodos yeli sarsıyor çatılardaki bütün antenleri. Doğu nerede? Doğu nerede? Karadeniz'den boğaza dolan dalgalar çarpıyor yolcu iskelelerine. Doğu nerede? Doğu nerede? Geceyle gündüzün eşitlendiği saatlerde terazi burcu soruyor Anadolu göklerine. Avrasya'nın vicdanı nerede? Gülhane'de çınarlar soruyor sevgililere. Doğu nerede? Hey, doğu nerede? Erkek diyor ki, yüzüklerimizi almaya gitti. Kız diyor ki, bana çeyiz getirecek. Bismil obasında meleyen kuzular çınlayıp duruyor boyunlarında çıngıraklar. Doğu nerede? Doğu nerede? Çoban diyor ki, toprak dağıtmaya gitti. Sabaha karşı emziğini atıyor bebek. Yetim bebek soruyor annesine. Doğu nerede? Anne, doğu nerede? Anne diyor ki, özgürlük getirmeye gitti. Pancar destesi soruyor tütün dizisine. Pamuk kozusu soruyor üzüm habbesine. Türkiye'nin fedaisi nerede? Rahmi çalınan Çukurova diyor ki, atları çözmeye gitti. 90 kilo belge duramıyor yerinde. Havalanıyor kelimeler atmaca gibi. Gagalıyor Lozan Adliyesi'nin pencerelerine. Doğu nerede? Doğu nerede? Roma'da yakılan Bruno diyor ki, cadı kazanını yıkmaya gitti. Hayının mayınına basan asker soruyor. Kardeşleri avucunda toplayan nerede? Mardinli Cafer'in kopan ayağı diyor ki, dirlik getirmeye gitti. Direniş davulları çalıyor Cevizli'de. Doğu nerede? Hey, doğu nerede? Telekom işçileri diyor ki SEKA işçilerine, fabrikaları geri almaya gitti. Anneyle üç oğlu uyuyor kanlı bir küvette. 45 yıldır uyuyanlar Lefkoşe'de. Göz aralayıp soruyorlar. Sorup yine uyuyorlar. Doğu nerede? Doğu nerede? Portakal ağaçları diyor ki, gizli antlaşmaları yırtmaya gitti. Telefer şehitleri soruyor Sakarya şehitlerine. Baş çevirip soruyorlar sabah namazında. Doğu nerede? Doğu nerede? İslam'ın 5 şartı diyor ki, irtica haçını yakmaya gitti. Tanrı dağlarının kayınları uğulduyor. Gürlüyor 5000 kilometre Kars kanalları. Doğu nerede? Doğu nerede? Çin Seddi diyor ki, kanlı oyunu bozmaya gitti. Bozkurt efsaneleri soruyor Orhun yazıtlarına. Kaşgarlı Mahmut soruyor Bilge Kağan'a. Doğu nerede? Ata, doğu nerede? Dedem Korkut diyor ki, demir eritmeye gitti. Elinde süt küleği soruyor
Kadı Zeybeğine. Ap Çağataş'ı soruyor ordunun derelerine. Duran Ağabey'i soruyor Avşar Beylerine. Türkülerin yüreği nerede? Adı Güzel Ağa diyor ki, kayaları yarmaya gitti. Görüyorum diyor sabah yıldızı da. Çalışıyor Tekirdağ'da arkadaşlarıyla. Oturmuş Namık Kemal'le Fikret'in arasına. Bir de kalpaklı bir adam yanlarında, kurt gibi. İkide bir uzanıp bakıyor Ankara Ovası'na. Değerli izleyiciler, ben Ahmet Yıldız. Bir Büyük Saat Edebiyat programıyla da karşınızdayız. Az önce dinlemiş olduğunuz, izlemiş olduğunuz şiirde de görüldüğü gibi bugün Ergenekon davası denen o büyük tertibin, 11 yıllık sürecinin bütün dakikalarını yaşamış olan şair arkadaşım Hüseyin Haydar'la bu dava sürecinde Türkiye'de yazar ve şairlerin durumu neler oldu, yayınlanan bildiriler ve gelişmeleri kısa sürede de olsa anlatmaya, sizlerle yeniden anımsatmaya çalışacağız. Hüseyin Haydar'ın bu şiirleri o dönemde Ergenekon tertibi tam hızıyla sürerken ekranlarda defalarca izlenmişti ve çok sevilmişti. Ve Ergenekon davasının çoğu insan ne kadar tehlikeli, büyük bir saldırı olduğunu Türkiye'ye farkında değilken bir şair sezgisiyle değerli Hüseyin Haydar bunun farkına varmış ve bangır bangır Türkiye halkına anlatmaya gerçekleri çalışmıştı. Sevgili Hüseyin, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Ergenekon davasının çökmesinin yıl dönümü demiyorum. Çökmesinden evet. Sonra yeniden gündeme geldi yazar ve şair bildirileri ve imzaları, aydınların tavırları. Evet. Ama buna geçmeden önce Ergenekon tertip sürecinin yaşamış bir insan olarak kısaca bizi bu yaşadıkları nasıl özetleyebilirsin? Şimdi Ergenekon, nasıl tanıştın sen örneğin? Tabii mesela Ergenekon nedir? Mesela halkımız Ergenekon denildiğinde ne anlıyor? Evet. Yani Ergenekon kavram olarak nedir? Yani Türklerin, çok kısa konuşacağım çok şey var. Tamam. Türklerin tarihinde çok önemli bir kavram. Yani darlanmış bir millet, sıkışmış bir milletin çıkışıdır. O nedenle biz Kurtuluş Savaşı'na da ikinci Ergenekon diyebiliriz. Ve bir üçüncü Ergenekon'a hazırlanıyoruz. Kutsal. Demir dağları, emperyalizmin demir dağlarını eriteceğiz ve eritme başladı. Şimdi biz emperyalizmin demir dağlarını bu kutsal kavram etrafında eritirken, Türk tarihine yaslanarak, onun büyük kahramanlarını yanımıza alarak buna çabalarken karşımızda o dağları ören, Türk milletini kuşatma altına alan o demir dağların yaratan insanlara karşı mücadelemiz sürerken birdenbire karşı devrimin bir atağını gördük. Bu atağın adı Ergenekon Kumpası idi. Çok iyi düzenlenmiş idi. Ve bu kumpas boyunca Türkiye'de o dönemde başta Doğu Perinçek ve partisi olan İşçi Partili aydınlar ve yanı sıra yurtsever aydınlar ve Türk ordusunun vatansever komutanları hedef alındı. Bu bir tertipti. Bunun bir tertip olduğunu 2008 Mart'ında asıl büyük atak, karşı atak olduğunda ifade edildi. Bu bir tertipti. Peki sen neredeydin bu arada? Senin kapıyı ne zaman çaldılar? Bu esnada ben Ulusal Kanal'da program yapıyordum. Tabii ki İşçi Partisi'nde de siyasi görevlerim vardı. Aynı zamanda da benim şeyim, mücadelem bu hareketin, aydınlık hareketin içindeydi. Zaten orası hedef alındı önce. Ergenekon Türkiye'ye karşı bir altın vuruş olarak tertiplendi. Yani Türk ordusunu çökertmek, Türk aydınlarını, vatanseverlerini mücadele dışına itmek. Asker, sivil hepsini beraber. Mücadele dışına itmek, kamuoyunun gözünde küçültmek, bunları darbeci olarak
yansıtmak, tanıtmak ve böylece itibarsızlaştırmak ve böylece Türk ordusunun kendi iç gücünden, mücadele azmini kırmak. Bu başarılamadı ama o sırada olay öyle boyutlara ulaştı ki tutuklamalarla beraber dalgalar halinde geliyordu ve siyasi merkezler, yani darbeciler ayıklansın diyen bir siyasi parti, hatta derinleştirsin, bunlar belalarını bulsun, bunlar müebbet idam edilsin ne kadar varan. Bu diyenlerin içerisinde ne yazık ki sol görünümlü örgütler ve sol görünümlü kamuoyu oluşturma kurumları vardı. Peki sen o dönemde çevrende bunu çok iyi hissettin. Yani sana karşı olanlar, daha doğrusu Ergenekon tertibine karşı olanlar, yurtseverler, yurtsever cephe. Bir de bunun yanında Ergenekon davası derinleştirilsin diye. Hatta Silivri'nin kapısına kadar gidip oralarda miting yapan aydın titrine sahip. Tam Silivri'nin kapısına gelmediler ama. İnsanlar var. Evet. Büyük bir Türkiye'deki aydın dediğimiz yazar, çizer, şair ve yazarların da içinde bulunduğu, hukukçuların da içinde bulunduğu büyük bir toplumun en ilerisinin, en duyarlı olmasını beklediğimiz tabakasını da büyük bir çatlamanın ve tam bir cepheleşmenin olduğunu da görüyoruz. Esas şu, şimdi bu tertip başladığı anda tertibi düzenleyenler kendi yığınağını yapmış durumdaydı. Neydi bu? Hazırdılar yani. Hazırdılar. Şimdi bir kere hakim ve savcılar hazırlanmış, ayarlanmış yani büyük ölçüde. Bunlar FETÖ terör örgütünün elemanları fiilen. İki, yargıyı ellerinde tuttukları için çok rahat, hatta bazen de aptallığa varacak derecede hatalar yaptılar. Çünkü kendilerine çok güveniyorlardı. Ama ileriye bir takım Beşiktaş mahkemesinde, Beşiktaş terör örgütü dedik biz ona o zamanlar. Bunu İşçi Partisi Genel Başkanı böyle adlandırdı ve öyle de çıktı. Şimdi karşı devrimin tertibi yapanların merkezinde bulunan sözüm ona aydınlar vardı. Bunlara baktığımız zaman bunların listesine, bu liste içerisinde biz eskiden ikinci cumhuriyetçi diye tabir ettiklerimiz, Avrupa Birlikçiler, artık nefes, yani hiçbir iddiası kalmamış liberaller, Sorosçular, Avrupa kulübünün adamları ve bir anlamda da vatanseverliğini yitirmiş gruplar. Şimdi bunlar genel olarak Türkiye'de bütün cinayetleri bunlar işledi diyorlar. Düşünebiliyor musunuz mesela Uğur Mumcu cinayetini Doğu Perinçe'ye ya da bir yurtseveri yıkmaya çalışıyorlar. İşe bak. Katmerli yani. Katmerli bir durum. Bu inandırıcı değildi. Şimdi karşıdaki tertipçiler kendi yığınaklarını yaparken biz hazırdık zaten. Biz de yaptık. Yani bir taraftan o zamanki İşçi Partisi merkezinde örgütlenen siyasi aydınlar ama aynı zamanda da sinemacılar, aydınlar, sanatçılar, romancılar, şairler bir araya gelip biz de bunun bir tertip olduğunu ve bu yargılamaların adil olmadığını, burada bir tiyatronun, bir oyunun döndüğünü söyledik. Bunun için ne yaptık? İki iş yaptık. Bir, ressamlar resimleriyle destek verdi. Şairler, sanatçılar, mesela benim açımdan Doğu Nerede izledik. Doğu Nerede şiirle başlayan bir süreç de başladı. O günlerin adını biz zor günler koyduk. Çünkü biliyoruz ki tertip çökecek ama mücadele sürerse çökecek. Senin kitabın ismi de Zor Günler, ondan mı kaynaklandı? Zor Günlerin şiirleri oradan kaynaklandı. Şimdi tabii o sıralarda Kutlisi Ok Kralı'ndı ve şehit edildi. Kutlisi Ok Kralı Ergenekon'un kasası dediler. Ben onu inceledim. Kutlisi Okkur'u inceledikten sonra şiiri yazdım. Çünkü hayatında bir şiir var, gözüküyor Kutlisi Okkur'da. Ben ilk etkilendiğim şiir Kutlisi Okkur üzerine yazmış olduğun şiirdi. Evet, onun son sözlerini aldık. Arkasından şehitlerimiz geldi, Uçkun Geray geldi. Ondan sonra bu süreç içerisinde şeye uğramış, saldırıya uğramış şeylerin, aydınların şiirleri geldi. Yani
Yani siyasi mücadele, toplumsal mücadele sanatla buluştu. Öyle hareket edildi. Ergenekon'dan çıkışı yazdık hem Doğu tabletlerinde hem de doğrudan doğruya. O günlerde biz buradan çıkacağız dedik, bu dağları eriteceğiz dedik. Kınından çıkmış kılıç gibi olacağız dedi. Peki sana neler dediler? Niye bu işlerle bulaştın gibi bizim? Ha şimdi o yazar günlerde, ve sanatçılarla ilişki kurduğun zaman. Ahmetciğim o günlerde, Ahmet Yıldız kardeşim o günlerde toplum üzerine o kadar büyük bir baskı vardı ki. Örneğin ben bu şeyin sözcüsüydüm. Yurtsever Aydınlar Serbest Bırakılsın kampanyasının sözcüsüydüm. Örneğin telefonla arıyorum bir şair arkadaşı. Telefonuma çıkmıyor, kapatıyor. Bir daha arıyorum, yine yüzüme kapatıyor. Sonra karşılaşıyoruz bir yerde, ya bir cenazede bir de. Diyor ki, ya sen delirdin mi? Niçin beni arıyorsun? Arama beni kardeşim. Bilmiyor musun telefonlar dinleniyor? Ama bu sözünü unutma, kestim valla. Bu Ergenekon tutuklamaları değerli izleyicilerimiz belki farkında değillerdir. Ya da unutmuşlardır, anımsatmak gerekiyor. 12 Eylül'ün tutuklamalarının, ahlaksız tutuklamalarının bir paraleliydi. Yani sanki yeni bir darbe olmuş Türkiye'de. Tam bir Amerikancı darbenin bir paraleliydi bana sorarsan. Esas şu. Şimdi bir sanatçı yüreği, değil mi? Bir şair. Onun için insanlar korkuyordu yani. Korkacak, şair korkmayacak. Bir dakika. Şair korkmayacak. Şiir korkmaz. Şiiri korkusuzlar yazar. Korkak adam şair olamaz. Korkak adam ressam, yani sanatçı olamaz. Korkaklardan sanatçı olmaz. Neden olmaz? Sanatın birinci karakteristik özelliği erdemli oluşudur. Erdemse hesap yapmaz. Yani böyle yapsam başıma ne gelir, şöyle yapsam ne gelir yapmaz. Şak diye kılıcını çeker. Ha, doğru. Gördüğü anda çeker. Her türlü şimdi peki ne oldu da Türk şairleri o anda tepki vermediler ya da yanlış tepkileri verdiler? İşte o da gene Batı'nın Türkiye'deki yaratmış olduğu ideolojik kargaşadan ve akıl karışıklığından kaynaklanıyor. Onlar belki korkmuyorlardı bir kısmı ama zaten akılları basmıyordu böyle bir şeye. Onlar mutlaka Batı merkezli çalıştığı için kafaları, biri o, ikincisi tabii FETÖ gibi bir örgüt alaşağı edilecek. Buna razı olamıyorlar. Üçüncüsü o süreçte dönemin iktidarının Batı işbirlikçileriyle birlikte, değil mi, dışarıdaki güçlerle birlikte bir PKK, Türkiye'ye doğru bir PKK taarruzu yarattılar. Bu PKK taarruzuna karşı durduk biz. Buna karşı durduk ve o FETÖ süreci aynı zamanda bir PKK saldırısıdır. Şöyle, Ergenekon davasının, Ergenekon tertibini düzenleyen arkadaki büyük plancıların bizim yazar ve Ergenekon davası derinleştirilsin diye imza veren yazar, şair ve hukukçu, bilim adamı neyse, bu insanların buraya koşmaları aslında bir biçimde onu planlayanların sanatçı ve yazarları da oraya mobilize etmeleri anlamına geliyor kendi adamlarını da. Yani bu işin bütün alanlarını kullanıyorlar propaganda. Evet, ve bunlar pek çoğu şeydir. Yani farkında bir şekilde Avrupa Birliği yayınlarının merkezi etki gücünün yani çok etkili. Yani emperyalizmin cihanın etki organları içinden süzülüp gelenler bunlar Ahmet. Ne yapmak? Ve döküntüdür. Yani bunlar döküntülerdir. Çünkü ne oldu? Bakın, bir utanç listesine dönüştü o liste. Ne haber? Dedik onlara. Ha, şimdi şunu sen, iki liste oldu. Bu listeleri nasıl tanımlıyorsun? Birisi gurur listesi. Evet. O 400'ü aşkın sayılarını artık unuttuğumuz ve Türkiye'nin bel kemiğini oluşturan aydınlar beni de alın diye çıktılar ortaya. Tabii tertip öyle kolay çökmedi. Yani yüz binleri biz yürüttüysek Silivri önlerine, o heybetli günleri. Bakın, biz yanılmıyorsam iki kez doğrudan doğru İstanbul'dan Silivri'ye yürüdük Ahmet. Büyük. Bak, 80 kilometre. Ve o Silivri etrafındaki tarlaları heyecanlı bir şey. Böyle al bayraklarla donattık. İsyan ruhuyla donattık. Çevirdik. Silivri sadece önü değil, Silivri'nin etrafını çevirdik. Bizi ikna etsinler. İçeride yargılananların suçlu olduğu yönünde edemiyorlar. Bir CD koyuyorlar ortaya. Bunda darbe planı vardır diyorlar. Bir şairin gözü önünde yapıyorlar bunu. Fakat CD kırık. Şimdi burada komedi var mı? Var. Trajedi var mı? Var. Burada şiir var mı? Tabii ki var. Onu yazdım. Geldik Silivri önlerine, 13 Aralıklara, Nisanlara. Bütün bu süreçlerde
bir mücadele sürüyor ileri hatlarıyla geri hatlarıyla. İleri fırlıyoruz, barikatlar yıkılıyor, mahkeme salonuna dalıyoruz. Ayaklanıyoruz, hakimler kaçacak yer arıyor. Çünkü orası bir cumhuriyet mahkemesi değil. Bakın, bir cumhuriyet mahkemesine bir sanatçı saygılı olur. Bir dinleyici saygılı olur. Biz ilk başlarda bu saygıyı göstermeye çalıştık olabildiğince. Dışarı atılan arkadaşlarımız oldu, isyan eden arkadaşlarımız oldu. Hatta Cumhuriyet Savcılığı yapmış zamanında insanlar oldu, abilerimiz oldu. Ama sonra baktı ki bu mahkeme bu saygıyı kesinlikle hak etmiyor. Peki şöyle söyleyebilir miyiz? Bu bizi tabii sanatçı ve yazar ve şairleri çok üzdü. Yani yeniden gündeme gelince, anımsatınca bunları. Ben de bizim sitede yayınladım. Biz bunları, bu şairlerin böyle olduklarını, buraya imza verdiklerini bilmiyorduk. Çok üzülenler oldu. Buna utanç listesi diyebilir miyiz? Bu, tabii ki şimdi neden? O zaman yani diyemiyoruz. Ama bugün gene adam şudur. Bunların bir kısmı, yani iliştirilmiş insanlar oraya. Yani bir takım maddi, manevi, bir takım ikbal kaygılarıyla olmuştur. Ya da bir ideolojik bozukluktur bu. Ama bakın dikkat edin. Şimdi Silivri önünde kimler var? Sinemacı Halit Refik. Büyük düşünür Türkiye'nin önemli edebiyatçısı Demirtaş Ceyhun. İkisi de ışıklar içinde yazsın. Altan Günbay var. Kim var? Geçenlerde kaybettiğimiz Türkiye'nin en büyük ressamlarından dünya çapında. Balaban, İbrahim Balaban. Gelip diyorlar ki bizi de alın ya. Eğer bunlar suçluysa, eğer Doğu Perinçek'in bir suçu varsa aynı suçu biz de işledik zaten. O vatansever suçunu işledik. Bir dakikamız kaldı, ona göre listeyi ayarlayalım. Şimdi Tarık Akan, Levent Kırca, değil mi? Evet. Esin Afşar. Orada bütün aydınlar o gurur listesini oluşturdular ve gurur listesi zafer kazandı. Sevgili Hüseyin, benim yeni kitabım çıkıyor. Bu konuyu daha sonra yine konuşalım. Edebiyatta Doğu'ya dönmek diye. Orada ben Doğu-Batı Savaşı'nın Herodot'tan bu yana hala devam ettiğini, çok zaman zaman Huruç hareketleri, diğer Rusya-Türkiye Doğu'nun uç beyi olarak Batı'ya saldırdığını, Batı'nın da Moskova'ya ya da Ankara'ya doğru işgale yeltendiğini zaman zaman görüyoruz. Bu Ergenekon davasının da bence tertibinin de bu büyük Batı'nın Doğu'nun en önemli ordularından ya da ülkesinden birine tarihsel saldırılarından, ölümcül saldırılarından biri olarak düşünüyorum. Bu 300 imzacıyı da 300 Spartalı olarak planladıklarını hesap ediyorum. Çünkü 301 değil, 299 değil. Bundan bile şüpheleniyorum. Orada şimdi bir okus fokus yapmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi bu arkadaşlara, bu kişilere soralım biz. Onlar 15 Temmuz darbesinin olmadığını söyleyeceklerdir. Şeye bakın siz. Onlar söylüyorlar zaten. Evet. Koskoca bir, burada başarılı, Ergenekon'da başarılı olamayan bu kuvvet darbeye kalkıştı. Şimdi bu darbenin doğuya gidişin, Asya yükselişiyle ilgisi var mı? Var. Var. Çünkü Doğu ile Batı arasında elektrikler birikti. Peki bu konuyu, hem senin Asya gezini biliyorum ben. Yeni yayın dönemimizde birlikte konuşsak daha ayrıntılı bir çok fotoğraflarla. Çok iyi olur. Benim de kitabım çıkmış olur belki, o da harika, onu da olur. Konuşmuş olur. Harika olur. Bakın Venezuela işin içinde, Filistin işin içerisinde, Afganistan, evet. Çin. Bütün bu buluşmalar hepsi işin içerisindeler. Suriye var bir kere. Peki bu arkadaşlar, bu utanç lisesinin sahipleri Suriye için ne diyorlar? Örneğin Orhan Pamuk ne dedi? Esad yargılansın dedi. Onları konuşacağız çünkü Fransa'da evet sonun Kaddafi gibi olur dedi. Sevgili Hüseyin Haydar, süremizin sonuna geldik. Konuşacağım çok var şey var biliyorum ama senin şu klipler olmasaydı biraz daha uzun konuşacaktık. Klipler onları da kıyamadık. Ergenekon'dan çıkış klibiyle zaten hoşça kal diyeceğiz. Biz de buradan izleyicilerimize hoşça kal diyelim. Bir sonraki Büyük Saat Edebiyat programında birlikte olmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çıkıyoruz buradan. Bu demir kuyusundan. Nasıl çıkarsa kılıç kılından. Çıkıyoruz bu yedi kat duvardan. Basarak engereklerin, çiyanların kafasına. Yararak süper NATO çemberini. 150 yıl önce başlamıştı cengimiz. Armalıydı atlarımızın koşunları. Vuruluydu atlarımızsa Orhon kayasına. Nasıl çıktıysak geri düver.
güven kuşatmasından erittik bugün de gladyo demirini kara barut ezerek dişlerimizin arasında. Kapılarımızın kırıldığı günlerde isyan sütüne yürüyordu incirlerin uçlarına. Tekel direnişi de sürüyordu Cevizli'de. Sermiştik yol haritasını dizlerimizin üzerine. Birlikte uzanalım diye kurtuluş mavzerine. Çıkıyoruz buradan can sunup can bularak. Şimşeye dönüşsün diye yazılı taşlar. Yine gelip konuşsun diye bin yılın kemikleri. Kanat açıyoruz şimdi Çelik Bozkır'a doğru. Gücünü hatırlasın diye uluca burçlar. Uğurlamıştı bizi kendi yoldaşlarımız. Kucaklarında tavan dalları ve yağmurlu bayraklar. Uğurlamışlardı savaşçılarını. Sade bir törenle sarsmıştı Lodos'un öfkesi uykulu gövdeyi. Çıkış yoluna doğru esmişti doğu rüzgarıysa. Çıkıyoruz buradan. Çıkar gibi su kayadan. Çıkıyoruz. Koynumuzda destan yaprakları. Alnımız çoban yıldızından ışık sağarak. Ellerimizde ağır buğday başakları. Türkülerimizi ve kitaplarımızı yanımıza alarak. Yola çıktığımız gün evine dönenler olmuştu. Hatta geçmişti bazıları düşman tarafına. Arsız ve yetersiz ve yüreksizdiler. Yazdırmışlardı atlarını Soros'un nüfusuna. Eteğini toplayıp kenara çekildi bugün bazı dostlarsa. Çıkıyoruz buradan bu uğursuz mezradan. Çıkar gibi kızgın kargı ocaktan. Mutlu olsun diye tarla kuşları. Asiller olasın daha yükseğe çıksın diye. Toros kartalları ölüm fermanına mührümüzü basarak. Geçiyoruz düşman saflarının arasından. Nasıl geçerse tırpan çayırdan. Süt kesilmesin diye, düş bitmesin diye, ey Türkiye, ey yiğitler semenleri, oğulların güneşin oğulları, kızların göğün kızları, çıkıyoruz buradan, yumruklarımızı kanatarak. Thank you.